Kazım Karabekir'in Osmanlı'dan kalan 15. Kolordu'yu dağıtmayarak Doğu'daki Ermeni saldırılarına karşı bölgenin savunmasında kullanması önemli bir rol oynamıştır. Ve Doğu cephesinde Ermenilere yenmemizde, Gümrü Anlaşması imzalanmasında da ciddi bir katkı sağlamıştır. Milli mücadele döneminde askeri başarılar, siyasi başarıları da peşinden getirmiştir. Mesela Ermenilere karşı e, gümrü anlaşmasını yapıyoruz, bir savaş kazanıyoruz. Bu savaşın ardından gümrü anlaşmasını imzalıyoruz. Mesela Birinci İnönü Savaşı'nı kazanıyoruz, Moskova Anlaşması'nı imzalıyoruz. Bakın savaşı kazanıyoruz, güzel bir anlaşma yapıyoruz. Milli mücadelede e, cephede kazanılan zaferler iç politikada ve dış politikada çeşitli gelişmelere yol açmıştır Bunlar da zaten mesela Moskova anlaşması dış bir gelişmedir aynı zamanda. Ama İstil maaşı'nın kabul edilmesi bir iç politika gelişmesi olarak karşımıza geliyor.